almak hem de öğrencilerimizde bu bilinci oluşturmak amacıyla hazırlamış olduğumuz Kudüs programımıza hoş geldiniz. Programımıza okul müdürümüz Muhammed Oltu Bey'in konuşmasıyla başlayacağız. Kıymetli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz ve ekranlarında bizleri evlerinde, arabalarında, telefonlarında misafir olarak kabul eden değerli izleyicilerimiz. Öğrencilerimizin büyük bir özveriyle, gönüllerinde Kudüs sevgisi ve Kudüs'ün yeniden fethi arzusunu barındıran ve İstanbul'un fethinin coşkusunu yaşayan öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Kudüs ve İstanbul'un fethi programımızı izlemeyi tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu süreçte çok zorlu bir yıl geçirmiş olmalarına rağmen büyük bir özveriyle kalplerinde, gönüllerinde yaşayarak Kudüs ve İstanbul'un fethi temalı bir program hazırlamış oldular. Öncelikle tüm öğrencilerimi ayrı ayrı gözlerinden öpüp bağrıma basıyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve elbette akabinde siz kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Ve elbette akabinde değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize birçok farklı metotta eğitim ve öğretim hizmeti vermek varken çift kanatlı kuş uçar, tek kanatlı kuş uçmaz misali sadece akademik eğitim değil, aynı zamanda manevi eğitim noktasında da birçok çalışmalar yapan, öğrencilerimizin karakter ve ahlaki ve manevi gelişimleri noktasında da birçok çalışmalar yapan öğretmenlerimize hasreten huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Öğretmenlerimiz yıl boyunca öncelikli olarak her aya bir değer belirlemek suretiyle öğrencilerimizin ahlaki ve manevi gelişimleri noktasında birçok çalışma organize etti. Yeri geldi öğrencilerimiz tiyatral gösteriler düzenledi örnek şahsiyetleri anlatırken. Yeri geldi teknolojinin doğru kullanımını anlatırken animasyon filmler gerçekleştirdiler. Bütün bu çalışmalarda emeği olan bütün idareci kadromuza, müdür yardımcılarımıza, rehberlik servisimize ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve elbette siz kıymetli velilerimiz, birçok tercih arasından okulumuzu tercih ettiniz ve bizden bu beklentilerle öğrencilerinizi bizlere emanet ettiniz. Bu sebepten ötürü de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde uzunca bir dönem var. Bu dönem elbette bu tarz programlarımızı yüz yüze salonlarımızda gerçekleştireceğiz, icra edeceğiz. Ancak bu yıl ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun biz durmayacağımızı, koşmaya devam edeceğimizi öğrencilerimizle bu programla da göstermiş olduk. Öğrencilerimiz dışında tabii ki konuklarımız da oldu. Öncelikle Grup Genç ve Grup Yürüyüş üyelerine, Murat Bey'e, Mehmet Bey'e hasreten teşekkür ediyorum bu programa katkı sağladıkları için. Ve bu doğrultuda tekraren bütün öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi de bir 5 sınıfının Kudüs hakkındaki duygularını dinleyeceğiz. Seferini görmek için ince dağlar evirdim. Yeniden Sultan Selahattin olmaya geldim. Ben kalbim bir kabeye bir arasını çevirdim. Ecdadımın gösterdiği yol almaya geldim. Ey Kudüs, sen ki şehri peygambersin. Peygamberin övdü fetih olmaya geldim. Sen kulunu Rabbi ile buluşturan ilk kıblesin. Aksa mihrabını secdemi sermeye geldim. Kudüs bizim, Kudüs İslam'ın da, Kudüs Miran şahidi, Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Dünyanın bütün devletleri ayağıma gelse de, bütün hazinelerim kucağıma dökse de, Kudüs'ten bir taş parçası dahi vermem. Cennet mekanı Abdülhamit Han. Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı Medine. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardı. Ey Kudüs, peygamber kokulu şehir. Ey Kudüs, yerin göklere en yakın avlusu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi. Ağlıyordu. Var peşine alnımı koydum. Sanki bir riyatı nehri çağlıyordu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götürme.
gördü. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Burak donanırdı yörelerinde. Miraç'a yol veren kız üstüydü. Belli değil kutsallığım şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Ben Mescid-i Aksa'yım. Kutlu bir yürüyüşün merkeziyim. Son nebinin ilk kıblesiyim. Ben Mescid-i Aksa'yım. Semalarımda Buraklar gezerdi. Allah İsrail bana lütfetti. Ben Mescid-i Aksa'yım. Emel'in adaleti, Selahattin'in rüyası, Yavuz'un hediyesiyim. Kudüs Müslümanların istediler ve istikbalidir. Yürü kardeşim, ayaklarından bir Kudüs gücü gelsin. Kudüs şair Nuri Pakti. Şimdi de 2A sınıf öğrencilerimizin Kudüs'teki kardeşlerine mektubu sizlerle. Merhaba, bizden kilometrelerce uzakta olan ve çok ağır şartlar altında yaşamlarını sürdüren sevgili arkadaşlarım. Biri benim evime elimden zorla almak isteseydi. Günde 3-4 saat dışında elektriğe ulaşma imkanım olmasaydı. Temiz su kaynaklarına ulaşmam çok zor olsaydı. İlaç ve tıbbi yardım alma hakkım kısıtlansaydı. Abim, ablam ya da babam sebepsizce yanımdan ayrılsaydı. Üzülür ve kendimi çaresiz hissederdim. O nedenle sevgili arkadaşlarım, verdiğiniz bu mücadele karşısında sizleri yürekten kutluyoruz ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Ben ve tüm arkadaşlarım sizleri çok ama çok seviyoruz. Dualarımız sizinle. Şimdi de 1A sınıf öğrencilerimizin Canım Çocuk şiiri ve Kudüs hakkındaki duygularını dinleyeceğiz. Vazgeçmek uğramaz imam tahtımıza. Hele Kudüs ise konu. Asla Kudüs unutmaz çocuk. Korkma. Canım çocuk korkma. Yine uçacaksın havalara. Gülümseyenler yayılacak Aksa'ya. Kudüs sokakları seni kazayacak. Hatırlasana Kudüs unutmaz çocuk korkma. Canım çocuk korkma. Ümmet tanışalı çok oldu zorlukla. Canım çocuk korkma, ebabil olup uçsak Kudüs semalarına. Saklanıp çıksak Ebrehe'nin karşısına. Yer sallanır ve kurtulur Mescid-i Aksa. Kudüs unutmaz çocuk korkma. Kudüs Hazreti Ömer'in emanetidir. Selahaddin Eyyubi'nin rüyasıdır. Kanuni'nin Sultan Süleyman'ın mirasıdır. Abdülhamid Han'ın davasıdır. Mescid-i Aksa bizim göz nuru ilk kıblemiz. Mescid-i Aksa'yı ezansız, lamazsız ve Müslümansız bırakma Allah'ım. Şimdi de 2B, 4B ve 6B sınıf öğrencilerimizin Kudüs hakkındaki duygularını dile getiren videomuz sizlerle. Bizlerden çok uzakta olan ama hep kalbimizde olan kardeşlerimiz Kudüs İslam dünyasının baş taciri. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çocukların sesi eksik olmaması için biz size dua ediyoruz. Hep yanınızdayız. Bizlerden uzakta yaşayan ama hep kalbimizde olan kardeşlerimiz Kudüs İslam'ın başkentidir. Yaşadıklarınızı görüyoruz ve sizin için hep dua ediyoruz. Yanınızda olduğumuzu unutmayın. Mescid-i Aksa hep birlikte kurtaracağız. Rabbim hepimize yardımcısı olsun. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen ne gir nazara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa,
Doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göksün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Uyan ey ümmeti Müslüman, yarınlar geç olmadan, Kudüs namus, Kudüs şeref, Mescid-i Aksa en kutsal miras demek. Yarın hak gerçek olunca Resul bizden incinmesin. Kudüs'ü korumak hepimizin elinde. Kudüs Müslümanların istikbal ve istiklalidir. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Miraca şahitlik ettirdin Kudüs'ün özgürlüğünü de bizleri şahit kıl Allah'ım. İnşallah çok yakında bir gün Kudüs özgür, Mescid-i Aksa özgür, Müslümanlar özgür. Elif Yiğit. Dualarımızdasın Filistin, dualarımızdasın Mescid-i Aksa, Allah Müslümanların yanında. 3-5 sınıf öğrencilerimizden Sevdamızdır Kudüs Bizim şiiri sizlerle. Müslümanın göz bebeği, budur ümmetin gerçeği, sevdamızdır Kudüs bizim. Mücahitler pençe vurdu, Selahaddin otağı kurdu, Hazreti Süleyman yurdu, sevdamızdır Kudüs bizim. Direnç olsun gönüllere, ışık olsun kandillere, nesillerden nesile sevdamızdır Kudüs bizim. Mübarek Mescid-i Aksa kardeştir Bitlis Bursa olup olup kanlar aksa sevdamızdır Kudüs bizim. Düşmanlar olsa da çetin aşığıyız hürriyetin. Şimdi her yürek Filistin sevdamızdır Kudüs bizim. Gelenedir gül şehadet nöbetteyiz ilelebet. Bilinsin ki ebed müddet davamızdır Kudüs bizim, sevdamızdır Kudüs bizim. Grup gençler Murat Polat performansıyla bizlerle olacak. Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı akşamlar, çok kıymetli. Kağıthane Çözüm Koleji'nin kıymetli idarecileri, kıymetli öğretmenleri, çok kıymetli öğrenciler. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sizinle birlikte olmak benim için ayrı bir mutluluk. Şimdi Kudüs ve Kudüs duyarlılığı ile ilgili, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili. Bugünlerde tabii ki gündem dolayısıyla oldukça fazla şey söyleniyor. Zaman zaman İsrail'in yoğunlaşan terör devletinin yoğunlaşan saldırılarından ötürü tabii ki doğal olarak bizim de gündemimize Mescid-i Aksa ve Kudüs gündemimize geliyor. Maalesef böyle şeylerle hatırlamak zorundayız. Maalesef Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli Müslümanları her zaman maalesef hakları gasp edilmiş, hep mağdur edilmiş, hep köşeye sıkıştırılmış, öldürülmüş. Hakikaten bir şeyin, bir Müslümanın öyle bir sözü vardı. Böcekler gibi öldürülüyoruz ve dünyanın umurunda bile değil diyordu.
Gerçekten de öyle. Gene bir nebze olsun yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'li Müslümanlar var. Elhamdülillah. Türkiye'li Müslümanlar var. Sizler varsınız. Bizler varız. Türkiye'de Kudüs duyarlılığını her daim sahnelerde dile getirmeye çalışan sanatçı dostlarımız var. Benim adım Murat Polat. Grup Genç'ten Murat ağabeyiniz. Belki de Grup Genç'ten Murat hocanız, Murat öğretmeniz de diyebilirsiniz. Çünkü ben de bir eğitimciyim aynı zamanda. Hani Nuri Pakdil diyor ya, yüreğimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine'dir. Üzerinde bir tül gibi örtülü Kudüs vardır diye. Hani Cahit Zarifoğlu diyor ya, Kudüs diyor Mescid-i Aksa bir sınav kağıdı Müslümanların önünde. Hakikaten de öyle. Biz bunu nasıl sınav oluyoruz sevgili çocuklar? Biz bununla hakikaten sınanıyoruz. Bu duyarlılığı bu dönemde kim şahitlik edecek ve kim ne kadar gündeme getirecek diye şahitlik ediyoruz, sınanıyoruz. Elhamdülillah, şükürler olsun ki sizler ve bizler bu davaya, Kudüs davasına, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin davasına hiçbir zaman bigane kalmadık. Her zaman duyarlılık gösterdik ve duyarlılık göstermeye de devam edeceğiz. Ta ki Kudüs'te namazları özgürce kılana dek, Kudüs'te çocuklar sokaklarında özgürce oynayana dek, Kudüs'lü Müslümanlar kendilerini ve Filistin Müslümanlar kendilerini ilelebet özgür hissedene dek bu mücadele devam edecek Allah'ın izniyle. Ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Size hazırladığım bir eseri biliyorsunuz, Grup Genç denildiği zaman akla gelen en önemli eserlerden bir tanesi de Mescid-i Aksa'dır. Dayan kanlı mescid, Mescid-i Aksa. Bu zulüm işkence sürmez asla. Küçük bir hikayesi var, onu da anlatayım. Isparta'da bir araya gelen sizin gibi genç Müslümanlar henüz daha lise çağında. O dönemlerde de Filistin'de böyle büyük, boş bir arazide kolları kırılan, kolları İsrail askerler tarafından taşla ezilen Müslüman görüntüleri dünyaya bir bomba gibi düşmüştü. Ve hepimiz ayağa kalkmıştık. Tabii ben o zaman çocuktum ama abilerim, büyüklerimi biliyorum. Herkes ayağa kalkmıştı o dönemde. Isparta'da bir grup İmam Hatipli genç bir araya geliyorlar ve diyorlar ki ya biz bu şey için ne yapabiliriz? Filistin için bir şey yapmalıyız. Böyle oturup slogan atarak bu bir yerlere varamayacağız. Biz bir şey yapalım, bir şey olsun. Ve bir şiir yazıyor bir tanesi. O şiiri de bir tanesi besteliyor. Derken bir cami içerisinde bir araya geliyorlar. Çift kasetli kasetçalarda söyledikleri şarkıları banda kaydediyorlar. Sonra bu bantları bir şekilde çoğaltıyorlar. Ve bu çoğalttıkları bantları da bulundukları Isparta ve çevresindeki Müslümanlara satıyorlar dinlesinler diye. Ve o satıp topladıkları paraları Filistin'e yardım olarak gönderiyorlar. İşte bu Mescid-i Aksa bu kasetteki eserlerden bir tanesi arkadaşlar. Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya bigane ve duyarsız kalmamanın en önemli örneklerinden bir tanesi. Filistin, Filistin.
bilsin sabret askanlı. Bir cihat ki kalpler titriyor. Toprağına rahmet yağmur yağdı. Filistin, Filistin sabret askanlı. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, en derin sevgilerimle selamlıyorum. Herkese çok selam ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Görüşmek üzere dostlar. 4A sınıf öğrencilerimizden Canım Çocuk şiirini dinleyeceğiz. Canım çocuk, korkma, yine uçacaksın havalara. Gülümsemen yayılacak Aksa'ya. Kudüs sokakları seni kazıyacak hatırasına. Kudüs unutmaz çocuk, korkma. Canım çocuk, korkma. Ümmet tanışılı çok oldu zorluklarla. Vazgeçmek uğramaz iman tahtamıza. Hele Kudüs ise konu, asla Kudüs unutmaz çocuk, korkma. Canım çocuk, korkma. Kudüs sokakları gecileri ağlasa da. Canım çocuk, sen gece bile ağlama. Ağlama ki gözyaşların düşmesin. Kafirin hiddetle bastığı toprağa Kudüs unutmaz, çocuk korkma. Canım çocuk korkma, Ebabil olup uçsak Kudüs semalarında. Zerre yer kalmaz barış alanlarına, toplanıp çıksak Ebrehe'nin karşısına. Yer sallanır ve kurtulur Mescid-i Aksa. Kudüs unutmaz çocuk korkma. Canım çocuk korkma, Kudüs en şerefli limanındır hala. Babanın kucağına düşeceğin gibi Kudüs sırdan düşsün damarların. Payına bir Selahattin düşsün çocuk. Kudüs ağlarken gülme aslı. Kudüs unutmaz çocuk, korkma. La tahzen innallâhe meâne. 7A sınıfı Kudüs ile ilgili duygularını işaret diliyle bizlere anlatmış olacak. Filistin'de soykırım, katliam ve ölüm var. Bütün Müslümanlar için önemli olan Kudüs'ü. İsrail tarafından haksızca, saygısızca, zalimce işgal edilmesini kınıyoruz. Şehirlerin bombalanması, çocukların, kadınların, hayvanların, silahsız insanlar ve savunmasız insanların öldürülmesinden kim sorumlu? İsrail. Ey mukaddes Aksa, mahzun olma. Asla yalnız değilsin.
Filistin, yalnız değilsin. Altı A sınıf öğrencilerinden Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde şiirini dinleyeceğiz. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğini alnıma koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler duruyor. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblem bunu nebi. Unuttu mu bunu herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Belliydi kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşerim nebiler yüzü hürmetine cevabı erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminde yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Mehmet Akif İnan. Şimdi de 7A sınıfı Kalk Gidelim Kudüs'e şiiriyle bizlerle olacak. Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplanıp, annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin eline benzer. Ağırdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrıların beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim, Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafifresin şehre yaklaştıkça. Ölüler gelmiş, çitlenbikler sarmaşıklarla. Tırmanmışlar surlarıma, burçlanma. Kimi ırmaklardan yansıma, kimi kayalardan kırpılma, kimi öteki dünyadan bir çarpıntı. İçi ölümle dolu. Dönen bir huni, dolarken güneş kesilmiş ölü yüzlerden bir mozaik minyatürlerden dokunur tenimize. Soğuk bir azrail ürpertisiyle ay ve birden senin sesin gelir dört yandan. Menekşe kokulu sütunlardan, komşu dağlardaki nergislerden, leyleklerden gözlerine ait belgeler sunulur. Ey aşkın kutlu kitabı, uçarı hayallere yataklık eden. Peri bacalarının yasağı, gönlümün celladı acı mezmur. Bana bıraktığın yanıt bu mudur? Ölüm geldi bana düğün armağanın gibi. Senden bir gök, senden yıldızlar ördüler, ateş böcekleri. O gece dört yanıma. Yahya peygamberin yanında büyüsün çocuklar. Elleri taş tutacak yaşa gelsin. Kalpleri aş tutacak yaşa. Bir bayram namazı kılalım şekerle birlikte. Zekeriya'nın yanında saf tutalım. Ve Musa'nın, ve İsa'nın, ve Yakub'un. Bekle, birazdan Ömer de gelir buralara. Şu beyaz sakallı adamı görüyor musun? İşte onun tekerlekli sandalyesini yitirin birlikte. Nereye gitmek ister sonra? Halkadan aldığımız portakalları ikram edelim. O çok sever. Şimdi de ortaokul öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiiri bizlerle olacak. Sürgün ülkeden başkentler başkentine. Gelin gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında güneş dönmüş, ışık saçan bir yumurta. Bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Küf tutmuş kilitler gıcırdarken, ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen. Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken söyleyemediğim ateşten kelimeleri. Şuur altın patlamış bir bomba gibi. Saçar ortalığa zamanın ağıran saçın toz toprağına. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den, senin yanında bütün sürede uygarlıklar umurumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu. Geceme, gündüzüme. Gözlerin lale devrinden bir pencere, ellerin
Baki'den, Nef'iden, Şeyh Galip'ten kucağıma dökülen altın leylak. Ölüler gelmiş, çitlenbikler sarmaşıklarla, tırmanmışlar surlarıma, burçlanma. Kimi ırmaklardan yansıma, kimi kayalardan kırpılma, kimi öteki dünyadan bir çarpıntı. İçi ölümle dolu, dönen bir huni. Dolarken güneş, kesilmiş ölü yüzlerden, bir mozaik minyatürlerden dokunur tenimize. Soğuk bir azrail ürpertisiyle, ay ve birden senin sesin gelir dört yandan. Melekçe kokulu sütunlardan, komşu dağlardaki nergislerden, leylaklardan, gözlerine ait belgeler sunulur. Ey aşkın kutlu kitabı, uçarı hayallere yataklık eden. Peri bacalarının yasağı, gönlümün celladı, acı memur. Bana bıraktığın yanıt bu mudur? Ölüm geldi bana, düğün armağanın gibi. Senden bir gök, senden yıldızlar ördüler, ateş böcekleri. O gece dört yanıma. Ey bitmeyen kalbimin saman yolu destanı. Sen bir anne gibi tuttun ufukları. Ve çocuklar gülle anne arasında, seninle güller arasında. Tuhaf bir ışık bulup eridiler. Çocuklar dağ hücrelerinde erdiler. Aramızdaki sırra, bir de ay ışığında büyüyen fısıltılar, gençlik monologları. Seni alıp kaybolmuş zamanın çağıltısından, bana getiren yasamız vardı. Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne, ölür ölür okurdum öbür yüzünde ben. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında. Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan kaparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri. Aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali, ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş düğününden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde, insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili, en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin, Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandığım Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini, ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban olumsuz iz bıraktı toprakta, yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında, gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlı canında emirganda, kandilini kurşun şafaklarında. Seninle söyleyişip durdum bir ömrüm baharında yazında, şimdi onun birbirine gelen son baharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dileme geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünyanın sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm, bir Venüs bardağında, köle gibi satıldım, pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm, Konstantin duvarında, senin hayallerine yandım, düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengüs pınarında, ölüm düşüncelerinin beni sardığı şu anda. Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil,
beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrını ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Son olarak grup yürüyüşten Mehmet Ali Aslan performansıyla bizlerle olacak. Yürekler mırıldandı kurtuluş bestesini. Yıldızlar selamladı hilal senfonisini. Yürekler mırıldandı kurtuluş bestesini. Yıldızlar selamladı hilal senfonisini. Ayasofya'm, ey güzel yar, bin selam olsun sana. Mahzende rüzgarları bekleyen hür sancağına. Ayasofya'm, ey güzel yar, bin selam olsun sana. Değmesin artık gözyaşın nazlı gül bağına. Özlenen kutlumuştu, seninle buldu sesini. Hakkındır iftiharda, kıl şükür secdesini. Özlenen kutlumuştu, seninle buldu sesini. Hakkındır iftiharla, kıl şükür secdesini. Ayasofya'm, ey güzel yar, bin selam olsun sana. Mahzende rüzgarları bekleyen hür sancağına. Ayasofya'm, ey güzel yar, bin selam olsun sana. Değmesin artık gözyaşın nazlı gül bağına. Yüzyıllardır Allah'ın adının anılıp yüceltildiği, aynı zamanda İstanbul fethinin bir nişanesi olan Ayasofya'nın bir cami olarak yeniden açılması, bu toprakların tarihine, değerlerine, kültürel mirasına, zihinlerine vurulan paslı zincirin kırılmasını ifade ediyor. İnşallah Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğünü görmek nasip olsun. Kudüs'ün özgürlüğü yolunda birlikte yürümek duasıyla Kağıthane Çözüm Koleji öğrencilerini selamlıyorum. Kudüs programımızı gerçekleştirmemizde katkıda bulunan tüm öğrencilerimize, grup yürüyüşe, grup gence ve siz değerli velilerimize teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eden hepinize hayırlı günler dileriz.